Ve Galatasaray'a geçelim mi? Tabii ki. Biraz da Erden Timur'un açıklamalarını konuşalım değerli izleyenler. Dün Antalya kampında açıklamaları vardı kendisinin. Hem tabii ki bu hakem toplantısı kayıtlarına değindi. Hem de Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylarla ilgili bir açıklaması var. Fenerbahçe'den en az 3-4 oyuncunun profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmesi gerektiğini savunuyor. Yani evet, nihayetinde burada işaret edilen isimler belli ve işte Osayi'den bahsediliyor. İşte İrfan Can'ın kulübedeki hareketleri, Mert Hakan gibi, Osterwold'de. Böyle bir durum olursa Fenerbahçe'den nasıl bir tepki gelir? Fenerbahçe'de çıkacak sevklerin üstünden mutlaka bir açıklama yapacaktır. Ama bunun ne kadar etkisi olur dersen de bazı durumlar görüntülerle sabit gibi gözüküyor. İşte Osayi'nin yumruk durumu gibi gibi. Hani bunları tek tek saymaya artık gerek yok ama Erdem Bey'in açıklamalarının içerisinde tabii bu VAR kayıtlarının işte eğitim kayıtlarına sızması üstünden yapılmış bir toplantıdır. Ve bunun üstüne de zaten toplantıdan kısa bir süre önce kayıtların tamamı yayınlanınca toplantının da biraz dinamikleri farklı yere doğru evrildi. Şeyi konuşalım istersen. Süper Kupa'da yabancı hakem yöneticisinin yaklaşımı var bu arada, evet, Erden Timur'un. O konuya da değindi ve hakemlerin yine üzerinde baskı olduğundan çok fazla bahsetti. Ama federasyonun da bu konuda dik durması ve bu konuya da bir el atması gerektiğini söylüyor. Yani hakemler de baskı altında karar verebilir durumda olması lazım. Hangi ligde hakem baskı altında değil ki? Tabii. Değil mi? Yani bu bugün dünyanın en sakin ülkelerine gitsen bile böyle Finlandiyaların, Norveçlerin orada da futbol liglerinde hakemler büyük baskı altında olduğunu görüyoruz. O yüzden hakemler de baskı altında yönetmeyi becermesi gerekiyor. Baskıyı azaltamazsınız Türkiye'de. Baskı hep olacak. Ve bugün, artarak gidiyor bir de. Tabii yani bugün herhangi bir şehrin herhangi bir stadyumunda maça çıksın bir hakemimiz. Boş tribünlere karşı oynasın. Yine baskı olacak. Neyin baskısı olacak? Bir, sahadaki futbolcunun baskısı olacak. İki, şehir idaresindeki il yönetiminin, hakem yönetiminin baskısı olacak. Üç, o kulüplerin baskısı olacak. Hani tribünleri de boşalttım. Taraftar da yok tribünde. Anladın mı? Yani Türkiye Ligi'nde bu dinamiklerde hakemin baskı altında olmama ihtimali yok. Ve sadece Türkiye'de de değil. Dediğim gibi bence bütün futbol liglerinde hakemler hep baskı altındadır. Biz hakemin baskısını azaltamayız. Ancak hakemin baskı altında kaldırabilecek bir duruma getirebiliriz. Evet. Sen yapamıyorsan bunu baskı altında yönetebilen bir hakem getirirsin. Evet. Budur yani. Peki Erden Timur'un takımla ilgili yaptığı açıklamalar var. Bunu ekranlara getirelim. Erden Timur tek odaklarının şampiyonluk olduğuna vurgu yapıyor. Evet, Sayın Erden Timur'un açıklamaları ekranlara geldi. Takımla ilgili yaptığı açıklamalar kısmında özellikle şampiyonluğa odaklandıklarından bahsetti. Ve Fenerbahçe mücadelesine eğer şampiyon çıkarsak çok sakin geçeceğini düşünüyorum diyor. İnşallah. Yani beklenenden sakin geçer en azından. Bir kere artık şunu söyleyelim. Bir Süper Kupa var yakın tarihte. Fenerbahçe Galatasaray. Bir diğer taraftan ligde bir derbi var. Evet. Ve sükunet ortamının sağlanması için yeterli zaman var. Biz bu uyarıyı bir önceki yayınımızda da yapmıştık. Ama yine sonuçta bu en büyük derbi yani. Evet, ama bu derbinin atmosferini daha başka yerlere evirebilirsiniz. Şu an atmosfer biraz daha futbolun dışında bir gerginlik ortamında. Ve bunun sahadaki yansımaları tabii ki de oyuncular üstünde bir gerilime sebebiyet verir ama bunun dışına çıkılabilecek ortamların müsaadesini etmemek adına da yöneticilerin artık sorumluluk alıp bir arada belki de fotoğraflar verip bu konuda biraz uzlaşı ve bu konuda birlik beraberlik mesajları verme zamanı gelmiştir. Çünkü bugün iki karşılaşmada yani milyonlarca insanın bir fiil takip edeceği karşılaşmalardır. Tabii. Ve bu karşılaşmalar sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da, dünyada da izlenecek. Farklı yerlerde Türkler izleyecek. Lütfen taraftarlar arasında gerilimi azaltacak yaklaşımlarda kulüplerimiz bulunsunlar artık. Evet. Zaman daraldı. Artık bu, evet, kendi nezdinizde kongrelerinizi düşünüp, kongrelerde çıkacak ellerin ya da ayağa kalkacak ellerin ya da alacağınız alkışların hesabını kendi nezdinizde yapıyor olabilirsiniz. Ama kendi içinizde bir de şunun vicdanını hep yaşamamız gerekiyor. Bugün taraftarlar çok gergin ve tarihte ne yazık ki çok ağır sonuçlarla ortaya çıkmış taraftar olayları gördük. Ne yazık ki. Paralelinde konular yaşanmasın. Lütfen sükunet açıklamaları da yapmaya başlayalım ki bence
yavaş yavaş da gelecektir diye düşünüyorum. Erden Timur'un da takımda bir inanmışlık var yaklaşımını da şöyle değerlendireyim. Bir kere zaten Galatasaray takımının özellikle son kulvarlara bu seviyelerde girdikten sonra çoğunlukla kolay kolay maç kaybetmediğini biliyoruz. Oyun olarak da bir şekilde ayakta kalmayı başarıyorlar. Aynen öyle. Şampiyon belli de olsa olmasa da umarım sakin ve keyifli, eğlenceli umarım geçen en azından bir mücadele olur. Takımdaki bazı oyuncuların durumundan bahsetti. Son birkaç dakikamızda da takım içerisindeki durumu konuşalım istersen. Tabii. Çünkü özellikle yeni transferler sezon sonunda ne olacak? Çünkü performans alınamayan çok fazla isim var. Hakim Ziyech örneği var. Ondan da bahsetti Erden Timur ve onun da talipleri var dedi ki Suudi Arabistan'da da takımlar konuşuluyor. Tabii devre arasında da aslında Hakim Ziyech'le ilgili Ziyech'in menajeri görüşmeler yapmıştı. Hı hı. Ve istediği teklifler gelmeyince Galatasaray'da devam şeklinde süreç devam etmişti. Evet. Yazın da çok yüksek böyle bir durum olacak. Şimdi bazen Erden Timur da açıklamalarında değindi. Oyuncuya gerçekten Chelsea'dir, PSG'dir vesaire gerçekten majör taraflardan ilgi alaka vardı. Oynadı, formasını giydi daha önce. Fakat bazı takımlarda bazı oyuncular olmuyor. Evet. Bazı teknik adamlarla bazı oyuncular olmuyor. Bizim ligimizle mi alakalı sence? Yok, dünyada da öyle. Durumu? Dünyada da öyle. Hakim Ziyech'in durumu belki de Galatasaray takımıyla alakalı. Olabilir. Şimdi sakat geldi adam. Döndü. Evet. Bizim ligimiz çok fiziksel mücadele gerektiren bir lig. Bu ligin seviyesine adapte olamamış olabilir. Koşması lazım. Daha fazla efor harcaması lazım. Hakim Ziyech'in görüntülerini izlediğimiz kadarıyla koşu performansıyla alakalı soru işareti olan noktalar var. Daha fazla efor harcayacak belki fiziksel durumu yok. Bunlar da ligde etkili olmasının önüne geçiyor gibi gözüküyor sevgili Demet. Zaha'ya ne diyorsun? Zaha'nın Hakim Ziyech'e göre tabii verimliliği daha yüksek. En azından daha az sakatlandı. Onun ama da Kerem Aktürkoğlu'yla beklenti yüksekti. Evet. Ama Kerem şu an o beklentiyi karşıladığı için de Zaha'nın varlığı yokluğu şu an çok tartışılmıyor ama Galatasaray'daki devamlılığıyla alakalı da Galatasaray'da zaten işte Endombele, Hakim Ziyech, Tete vesaire gibi çok fazla gitme muhtemelli olan, gitme ihtimali yüksek olan oyuncu varken Galatasaray bir de Zaha gitsine çok yanına yanaşmayacaktır gibi gözüküyor. Orada ama Kerem var en azından. Kerem var. Evet ama yine de bir transfer yapman gerekir o bölgeye. Peki çok çok teşekkür ederim Taner. Ben teşekkür ederim. Eşlik ettiğin için. Değerli izleyenler Sabah Spor'unu bugünlükte noktalıyoruz. Yarın her zamanki gibi aynı saatte biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Herkese iyi bir sabah, iyi bir gün, iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Ben Tadiç'in o yapan tarafta olduğu düşüncesindeyim. Çoğunlukla ülkemizde peki, skor tabelası üstünden maç yorumları, değerlendirmeleri fazlasıyla yapıldığı için de bu tarz oyuncuların oyuna zeka katan hamleleri görülemeyebiliyor. Evet. Bu talihsiz bir durum. Bunun da bence başka bir sebebi de şu. Görüntüler çok böyle kilitli odalarda saklanırcasına görüntülerin saklı olduğu bir ligimiz olduğu için evet, evet, bazı oyuncuların da maç içerisindeki teknik analizleri taraftarlarla buluşamıyor. Peki. Tadiç'i tebrik edelim.